Dostlar selamlar saygılar hepinize. Saat 18.23'te yayınlanan bir kamuya aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Sevgili dostlar, bayram öncesi son açılış gününde BIST 100 endeksi günü %0.76 artışla 10.471 puandan tamamladı. 128 milyarın üzerinde bir hacim söz konusu. Evet, Euro'da hafif bir yükseliş, altında %0.75 yükseliş var. Altın onsunda gramda 75.75, onsda %1. Ama dolarda daha fazla yükseliş var bugün arkadaşlar. Dolar ayrıştı diyebiliriz, %1.32 gibi bir yükseliş söz konusu. Evet, IS Çelik Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi bugün endeks kapandıktan sonra sermaye arttırımı işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye arttırımı kararı arkadaşlar bu. Bu bir yönetim, yeni bir haber, güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir haber değil. Şirket 30.056.400'lük sermayesini kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak 150 milyona çıkarmak istiyor ve bununla ilgili de %399.06 oranında bedelsiz sermaye arttırımı kararı almış yönetim kurulu. Geçmiş yıl kârlarından karşılanacak bu. Ve arkadaşlar, bu alınan karar sürecin, yani yasal süreçlerin usulüne uygun tamamlamasından sonra dağıtılmasına karar verilmiş. Bununla ilgili de tabii ki Sermaye Piyasası Kurulu'na ve çeşitli kuruluşlara başvuru yapılacak. Bu bir yönetim kurulu kararı, henüz yolun başı. Zaten çok fazla bu şekilde, biliyorsunuz, SPK'da da başvurular bekliyor. Ama hangisinin geleceğini de bilemeyiz tabi. Bu %399 oranında IS Çelik Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi'nin bir bedelsiz kararı var. IS Çelik'in hissesine hemen göz gezdirelim. Bugün arkadaşlar %2.67 pozitif tamamladı günü. Son 5 günde %11.78'lik bir kazanç var. Son 1 ayda ise %25.65'lik kayıp var arkadaşlar. Hisse son 1 ayda büyük kayıp yaşamış. Son 1 yılda ise %155 oranında bir kazanç söz konusu. Azımsanacak bir kazanç değil. Evet, şimdi de %399 oranındaki bedel sermaye arttırımı için şirket yönetim kurulu kararı almış durumda. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar.